Bana bak, dökme ha. Dikkat et inerken. Aman, arabası da çok kıymetlidir. Bir kere de beni sinemaya götürsen. Olur. Başka? Dur düşüneyim. Bu da gelmiş. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Merhaba Katya. Merhaba. Hemen bu katta, buyurun. Teşekkür ederim güzel. Rica ederim. Aman maşallah maşallah. Dur dilimi ısırayım. Aa. Maşallah. Hoş geldin hayatım. Ben hasta ziyaretine geldim, şu hale bak. Ne haber Sinan? Hoş geldiniz Sevil Hanım. Hoş bulduk. Otur canım. Sağ olun. Sizin istediklerinizi de aldık. Aa, teşekkür ederim. Ay tamam, çok sıkma. İlahi Firdevs, birkaç gün önce yoğun bakımdaki kadın derler mi sana? İyi tamam, sen de. Aa, vallahi nazar değdireceksin. Benim nazarım değmez. Birer kahve içeriz değil mi? Hemen getiriyorum. Ay içerim vallahi. Seni gördüm, keyiflendim. Tamam, sağ ol. Tamam. Alışverişimizi ettik güzel güzel. Sonra Beşir bana çay ısmarladı. Aa. Sonra geze geze geldik. İyi yapmışsınız. Gezmek iyi gelmiş bak. Yanaklarım pembe pembe olmuş. Bundan sonra hep ister bu. İstiyor zaten. Sinemaya da söz verdin. Ben tamam dedim mi? Götürür götürür tamam. İki sade kahve Firdevs Hanım'a. Derhal. Ben bir üzerimi değiştireyim. Yeni odanıza yerleştiniz mi? Cemile'nin yanına mı? Bakmadım bile daha. Eşyalarını koydum ben. Bana ait bir yer olmaması kötü aslında. Bir süre Cemile odasını sizinle paylaşmaya razı. Siz de idare edersiniz artık. Misafir umduğunu değil, bulduğunu. Bir odaya bakayım. Ben yürüyeceğim biraz. Yürüyün, yürüyün. Kafanızı dinleyin azıcık. Ay ben de nerelere kaçsam diye bakıyorum. Odama baktım. İlhan bana konuştuklarınızı anlattı. Öyle mi? Çok kötüydü. Hastaneden çıkar çıkmaz bana geldi. Niye öyle yaptın Firdevs? İlhan konusu kapandı artık. Çok bedel ödedim. Bihter bu yüzden düşman oldu bana. Bihter konuşmak için evine gitmiş. Saçmalık işte. Peyker hala bilmiyor değil mi? Hayır, Allah'tan. Bihter'in de söylemeyeceğini biliyorum. Zaten artık bitti tamamen. Ya başka şeylerden konuşalım. İyi tamam. Geldi geçti işte. Allah korudu seni. Vallahi Firdevs nazara geldin. Sorma. Dur dur. Ben şu Çelebi'yi arayayım da sana bir kurşun döksün hemen. Aa, ne iyi olur vallahi. Hemen gelsin. Kızlar da gelecek, hepimize döksün. Annem daha sonra pişman olup da eşyalarım diye tutturmaz inşallah. Onun ağzını açacak hali yok bence. Paraya ihtiyacı var. Kuruşu kalmadı. Nasıl bu hale geldik? Ne oldu? Geleceğim şimdi.
Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hamilelik testi rica ediyorum. Vereyim efendim. Behlül arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim. Merhaba Bihter. Merhaba. Ya şeyi soracaktım sana. Senin şu karışım neydi? Okul kırılıyor hastalıktan. Arkadaşım için soruyorum. Araba kullanıyorum. Behlül evde veririm. Aa tamam tamam pardon. Görüşürüz. Bihter. Sabah için özür dilerim senden. Bence de dilemelisin. Seni kırmak istemedim. Benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın. Yok ya da sen yapmazdın. Hak ettim. Kabalığım için tekrar özür dilerim senden. Neyse görüşürüz hadi bay bay. Ne diyor? Sabah bir abukluk etti bana pişman oldu Besbey. Kendince özür diliyor. Hayret. Hakikaten yola getirmişsin bakıyorum. Başlama sen de annemle. Bence sen Behlül'le çok yüz veriyorsun. Peker mahsus mu yapıyorsun? Hayır vallahi. Bak annemi haklı çıkartma sonunda. Çünkü Behlül bu. Bana gül yollamaktan yeni vazgeçti düşün. Her gün 21 gül geliyordu. Balayı yatağım dahil. Yani dürüsttür. Her türlü saçmalığına rağmen hassastır ama ne yapacağı hiç belli olmaz. Behlül benim yaşadığım evde yaşıyor. Herkesle ilgilendiğim kadar bile ilgilenmiyorum. Hastalandı, evde benden başka kimse yoktu, şefkat gösterdim. Bak yüz bulmuş işte. Bir abukluk yaptı demedin mi? Allah aşkına Peker canımı sıkma. Ne aldın? Vitamin. Bir şey değil. Hadi daha ne kadar bekleyeceğim? Sıkıldım. Geliyor. Şuna bakar mısınız? Aa! Hey.